Paşamız da çocuğu alıp buraya yerleştirdi. İşte vaziyet böyle hatun. Seni buraya getirdim. Zira bu paşamızın emriydi. Bilmeni istedi. Hatta onu görmene de müsaade edecek. Bir çocuğu anasından ayırmaya gönlü razı gelmedi. Nigar Hatun. Arada bir kızını göreceksin. Hepsi bu. Zinhar başka hayallere kapılma. Anladın mı? Allah'ım nerede bu hatun? Ben ne yapacağım ya? Rüstem ağa. Rüstem ağa. Kanlar yetişin. Hatun attan düşmüş. Eyvallah olsun yaşıyor mu? Dur. Nihayet yüzünüz gülüyor sultanım. Paşayla konuştum gece. Vaziyetimi izah ettim. Kuşkularından arın. Ben hep senin yanındayım dedi. Buna sevindim. İçinize atmak yerine konuşmak en iyisi. Çocuk ne olacak peki? Onu sahiplenmek istiyor. Bu en tabii hakkı. Ona mani olmayacağım. Hatta destek olmak istiyorum. Bugün görmeye gideceğim. Çocuğu mu göreceksiniz? Evet. İbrahim saraydadır şimdi. O yokken bir gideyim bakayım. Nerede, nasıl? Bir ihtiyacı var mı merak ettim. Sen de gel benimle. Vallahi billahi benim suçum yok Afife Hatun. At deli çıktı, yetişemedim. Sana emanet eden de kabahattı. Afife Hatun. Firuze, şükürler olsun. İyi misin? Ah. Dur Hatun, kıpırdanma. Uzan sen. Geldim buraya. Kiraz ağalar bulmuş. Ne oldu anlattı. At biniyordum. Sonra birden düştüm. Nasıl oldu?
oldu anlamadım. Vaziyeti nedir hatun? Hünkârım, vaziyeti çok ağır. Bir hali derine saplanmış ok. Ne yap et, kurtar onu yoksa alırım hepinizin kellesini. Merak buyurmayın hünkârım. Elimizden geleni yapıyoruz. Sardık. Artık beklemekten başka çaremiz kalmadı. Dua edelim ki zehirli olmasın. Baba. Mehriman. Mehmet, nasıl giydiler sana? Ha? Hünkârım, şehzademizin canına kasteden hain yakalanmış. İzahat ver. Kaçtı hünkârım. Epey peşinden gittim. Nihayet yakaladım. Lakin direnince... Sen mi öldürdün? Mecbur kaldım hünkârım. Sağ ile geçse şaşardım zaten. Şimdi nasıl öğreneceğiz ona bu emri veren hainin kim olduğunu? Hadiseyi tam hatırlamıyorum. Mehmet'i kanlar içinde görünce kendimi kaybettim. Fakat her kimse Mehmet'i hedef almış olamaz. Neden yapsın bunu? Muhtemelen beni öldürmek istediler. Kim Mustafa, kim istesin? Aklıma biri geliyor ama. Söyle, kendi elimle sökeyim ciğerini. Abbas ağa, geçen gün çarşıda hadise çıkaran halı tüccarı. Hakkaliniz var şehzadem. Ondan başkası olamaz. Ne duruyorsun? Git getir o vakit. Lakin bu defa sağ istiyorum onu. Hayırdır Hafife Hatun? Paşa Hazretleri, ben de sizi bekliyordum. Bir mesele mi var? Maalesef paşam. Malumat vermek istedim. Hünkârımızın gözdesi Firuze Hatun Hazbahçe'de gezintiye çıkmıştı. Attan düşmüş. Vaziyeti? Hayli kırpalanmış ama iyi. Bir hafta 10 güne toparlar dedi hekim kadın. Nereden icap etti bu at gezintisi şimdi?
hünkârımız gitmeden bir at hediye etmişler. Heves ediyordu ne vakit. Ben de kireza ayıla yolladım bugün. Hünkârımız mı hediye etmiş? Rüstem ağa öyle dedi. Derhal Rüstem'i bulun bana. Paşam. Kim taradı saçlarını senin, Zehra Hatun mu? Oh, gül kokulu kızım benim. Yarabbim sana şükürler olsun Allah'ım. Bundan böyle hiç ayrılmayacağız. Annen hep yanında olacak senin. Nigar Hatun, sen git artık. Epey geç oldu. Biraz daha kalayım Zehra Hatun. Hiç olmazsa yemeğini ben yedireyim. Sultanım. İbrahim Paşa burada mı? Hayır sultanım. Hayli oldu gideli. Anladım. Sultanım. Paşamız içeriye kimseyi almamamızı söyledi. Çekil önümden. Aç bakalım. Aferin benim güzel kızıma. Sen çok mu seviyorsun bunu? Nigar. Sen ne yapıyorsun burada? Kızımı görmeye geldim sultanım. Nasıl geldin sen buraya? İbrahim Paşa getirdi beni. Bir çocuğu anasından ayırmaya vicdanı el vermemiş. Bunu neden yaptınız sultanım? Benim günahlarımın bedelini neden ona ödettiniz? Ne yapmamı bekliyordun? İnfaz edilecektin hatun. Çocuğunu kucağından alıp seni ölüme gönderemezdim. Korktunuz öyle değil mi? Tekrar bir araya geleceğimizden korktunuz. İbrahim Paşa'dan da benden de bu yüzden gizlediniz. Sana izahat verecek değilim. Yaptığın onca şeyden sonra merhametimi sendendi, evladından da esirgemedim. Fakat benim sabrımı daha fazla zorlamardı. Ben artık evli bir hatunum sultanım. Pür bir kadınım. Bana ne yapabilirsiniz ki? Nigar. Laflarına dikkat et. Karşında bir sultan var senin. Külfem Hatun. O günü hatırlıyorum. Gözlerimin içine baka baka yalan söylediniz bana. Evladımın ölü doğduğunu söylediniz. Derhal gideceksin burada. Bunun hakkınız yok sultanım. Evladımı görmeme mani olamazsınız. Gerekirse kadılara giderim. Adalet varsa benim için de işlesin. Ne dedin sen? Sultanım. Ben sadece evladımı görmek istiyorum. Yemin ederim başka hiçbir gayem yok. Siz de bir anasınız. Bunu bana çok görmeyin. Ağalar. Sultanım. Çıkarın bu hatunu.
Yürü hatun. Bırak. Ben kendim giderim. Duydun değil mi? İbrahim getirmiş onu buraya. Hemen büyütmeyin bu mevzuyu. Paşamız görmesini istemiş sadece. Belli ki vicdanı sızlamış. Benim vicdanım yok mu? Bunu mu diyorsun? Haşa sultanım. Her ikisi de nefes alıyorsa hala bunu size borçlular. O böyle olmayacak. Çare bulmam lazım. Nedir aklınızdaki? Gel. Paşa Hazretleri. Firuze Hatun'u senin bulduğunu söylediler bahçede. Doğrudur paşam. Vakitlice dönmeyince merak edip bakmak istedim. Sen mi seçtin adı? Evet paşam. Esasında uysal bir attır. Nasıl oldu anlamadım. Hünkârımızın hediyesi olduğunu söylemişsin. Ne hikmetse senden başka bilen yok bunu. Vazifem icabı böyle emirler alırım paşam. Herkesin bilmesi icap etmez. O haline hünkârımız bizzat verdiler emri. Öyle mi? Neyle itham ediliyorum paşam? Hatun attan düşmüş. Kaza bu. İnşallah öyledir. Aksi halde teke sancağı yerine cehenneme yollarım seni. Nerede bu abbasa? Vallahi bilmiyorum. Dünden beri hiç görmedim. Biz de merak ettik. Dükkanı kapatmazdı hiç. Yahu bir gören bilen duyan yok mu? Nerede yaşar bu adam? Evi barkı nerededir? Ben biliyorum beyim. Düş önümüze. İyi de tezgahım. Thank you.
Ne oldu Mustafa? Buldunuz mu o tüccarı? Taşlıcalı peşinde. Hünkârımız kendi muhafızlarında onunla gitmesini istedi. Anlaşılan benden kuşkulanıyor. Hayır. Sakın aklına böyle şeyler getirme. Hünkârımız sadece o hainin kim olduğunu bulmak istiyor. Ben gördüm validem. Babamın bana nasıl baktığını gördüm. O an yer yarılsaydı içine girseydim keşke. Mehmet benim kardeşim. Canımdan bir parça. Ona kıyabileceğimi nasıl düşünür? Hürrem girmiştir aklına. Allah bilir neler anlatıyordur şimdi. İnşallah Mehmet iyileşir. Aksi halde töhmet altında kalacağız. Validem. Bana doğruyu söyleyin. Bu hadiseyle sizin bir alakanız var mı? Mustafa. Bana hakikati söyleyin validem. Bunu siz mi yaptınız? Hayır oğlum. Ben yapmadım. Senin istikbalini tehlikeye atacak hiçbir hadise içinde yer almadım. Alma. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün konağa gittim. Bir kuşkum olduğu için değil. Bir eksik var mı diye merak ettim sadece. Nigar oradaydı. Sen istemişsin onu. Hatice, bu meseleyi daha evvel defalarca konuştuk. Onu buraya getir İbrahim. Kızım burada. Bizimle kalabilir. Hayır. Hayır mı? Daha evvel de söyledim. Evladımın akıbeti hakkında ancak ben karar veririm. Onun bir evi var artık. Ve orada yaşayacak. Nigar Hatun. Hoş geldin ağa. Ne oldu? Niye ağlıyorsun sen gene? Nasuh Efendi geldi bugün. Paşamız yollamış. Sebep? Beni kandırmışlar ağam. Yalan söylemişler. Kızım ölü doğmamış. Yaşıyor, gördüm onu. Öğrendin demek. Sen biliyordun öyle mi? Doğru ya. Hürrem Sultan bildiğine göre. Onca yıldır haremde yaşıyorsun. Buna mı hayret ettin hatun? Ağam. Bana yardım et ağam.
Tek arzum evladımı görmek. Gördüm demedin mi sen? Paşamız arada bir görmeme müsaade edecekmiş. Fakat Hatice Sultan engel olacaktır buna. Ben evladımın yanında olmasını istiyorum. Benimle büyümesini istiyorum. Ne olur yardım et bana. Bazı evlatların kaderidir bu Nigar Hatun. Analarından ayrı büyürler. Hazretleri. Bugün biraz ateşi vardı kaderin. Fakat düşürdüm. Az evvel uyuttum. Ateşi mi vardı? Düşmüş. Kader değildi. Bundan böyle ona Esma diyeceksin Hatun. Esma Nur. Onun bir babası, bir ailesi var artık. Hünkârım, şehzadem, Abbas Ağa yok hünkârım. Onun ne evinde ne de dükkanında bulabildik. Her yeri aradınız mı? Eşi dostu kim varsa sorgu edildi şehzadem. Evvelsi gün ortadan kaybolmuş. Gören duyan yok. Kaçtığına göre bu aynanın arkasında kesin o var. Ne malum öldürülüp bir köşeye atılmadı. Deliye girmişse bulup getireceksin onu, anladın mı beni? Bana onu getireceksin.
Ey yeri göğü yaratan Rabbim, bunca günahkar varken ne istersen oğlumdan. Niyetin beni sınamaksa gel vazgeç bu işte. Ben dersimi aldım. Sen de benim canımı al. Ben ki o günahkarlardanım. Vebali benim boynumadır. Ey yüce Rabbim, bana evladımın acısını gösterme. Bu acıyla kahretme. Ben buna dayanamam. Ey benim canım oğlum. Ey aslan. Eşi, umudum. İki cihanda sultan. Aç gözlerini. Aç ki bu dünya kadar. Vaziyeti ağır diyorlar. Hürrem Sultanımızın hali perişan. Nasıl olur bu iş? Anlamadım. Bunda anlamayacak ne var? Mahidevran Sultan'ın işidir bu kez. O yapmıştır. Mahidevran Sultan mı? Başka kim olabilir ki? Lufunu geri al hatun. Sen de kimsin? Sana lafını geri al dedim. Almazsam ne yapacaksın? Ne yapıyorsun sen Hatun? Delirdin mi? Bana ne? Seni gebertirim. Anladın mı? Ziyana. Dur. Yapma. Sakin ol. Geçmiş olsun Hürrem. Allah şehzademize uzun ömürler versin. Amin Mahidevran, amin. Mehmet. Oğlumuz gözlerini açtı. Nihayet uyandı Süleyman. Aslanım. Rabbim şükürler olsun. Sana dualarımızı kabul eyledin. Nasılsın oğlum? İyiyim baba. Kardeşim bizi çok korkuttun. Seni iyi gördüm ya, dünyalar benim oldu. Kimdi onlar abi? Neden öldürmek istediler seni? Abine değil Mehmet. Seni öldürmek istediler. Hayır validem. Abim önümdeydi. Konuşuyorduk. Birden gördüm onu. Abimi çekmek isterken geldi ok. Kardeşim. O halde sana bir can borcum var. Sen de olsan aynı şeyi yapardın. Ne dedim ben sana hatun? Bıktım senin kavga dövüşünden. Niye rahat durmuyorsun sen? Fidan Şehzade Mehmet kendine geldi. Lokmalar dökülsün, şerbetler dağıtılsın. Şükürler olsun sultanım. Ben derhal alakadar olurum. Ne yaptı bu hatun gene? Sormayın sultanım. Hürrem Sultan'ın cariyelerini paralamış. Hatunlar şikayet etti bana. Delidir diye zor susturdum. Diana. Hakkınızda konuştular sultanım. Benim hakkımda. Kötü şeyler söylediler.
Nihayet beni düşünen biri var bu sarayda. Sultanım. Rahat bırak hatunu. Allah'ım. Sen bana kardeşlerimin acısını gösterme. Ne taht ne saltanat hiçbir şey umurumda değil. Onların acısıyla alacağım her nefes zehir olsun bana. Hünkârım. Bu son olan hadise hepimizi ziyadesiyle üzdü. Neyse ki kardeşim Mehmet iyi. Bağışlayın. Benim yüzümden canından olacaktı. Her şerde bir hayır vardır oğlum. Bu bize ve en mühimi sana iyi bir ders olsun. Unutma, hiç kimse ailenden daha mühim değildir. Mehmet biraz daha toparlanınca yola revan olacağız. Lakin benim içim rahat değil. Zira dışarıda gözü dönmüş evladımın canına kasteden bir gafil var. Merak etmeyin. Bulacağız onu. Cezasını çekecek. Oğlum. Sen bir şehzadesin. Senin mesuliyetlerin büyük. Zinhar böyle hadiselere mahal verme. Bak gördün işte. Bir hata yaptın. Döndü dolaştı geldi kardeşine vurdu. Gel. Efendi, rahatsız ediyorum seni. Ne rahatsızlığı Zeynep Hatun? Hayrola? Yemeğe çıkmadın. Siz yiyin. Daha çok işim var benim. Hayrola, bir diyeceğin var senin belli ha? Ahmet, yine çıktı dışarıya. Mani olamadım. Bir değil, iki değil, mütemadiyen dışarıda. Allah bilir nerede, ne yapıyor. Ne olacak bu işin sonu? Gel. Paşam. Bağışlayın. Fakat mecbur kaldım gelmeye. Ne oldu adam? Siz gittikten sonra Hatice Sultan geldi. Evladımı görmemi istemiyor. Mani olacaklar. Sen endişelenme, kimse sana mani olmayacak. Dediğim gibi münasip vakitlerde gidersin bana. Böyle olmaz paşam. O daha çok küçük. Kızımın bana ihtiyacı var, benim de ona. Ne demek bu? Siz her daim yanında olamayacaksınız. Ben de öyle. Evladımız anasız babasız büyüyecek. Vicdanınız razı mı buna? Şartlar böyle. Yapacak başka bir şey yok. Var. Onu bana verin. Hiç olmazsa sınacak bir annesi olur yanında. Eğer yalnız olsaydın... Bu ihtimali düşünebilirdim. Fakat sen evli bir hatunsun. Evladımı Rüstem'e emanet edeceğimi mi sanıyorsun sen? İcap ederse boşanırım.
Ben sadece kızımın derdindeyim. Başka bir şeyde gözüm yok. Hatun, evine dön. Bir daha da gelme buraya. Buyur Kiraz ağam. Zıkkım lan. Oh, mis gibi koktu ha. Huyun suyun beş kuruş etmez ama aşçılığına diyecek yok. Ya iyi de onu Şeker Ağa yapmadı ki Sümbül Ağa'nın marifeti. Sümbül mü? Daha neler? Ya canı çekmiş. İlle de yap diye tutturunca geç kendin yap dedim. Sen de çok severmişsin bu çorbayı. Gelince ver de sevabına içsin dedi. O mendebur sevabına ne yapmış bugüne kadar? Kesin bir haltlar karıştırıyor. Ya zehir koyacak değil ya içine. Koyar koyar. Hünkârımızın yokluğunu fırsat bilip benden kurtulmak istiyordu. Yahu içtin zaten. Olan oldu. Anlarız birazdan zehirli mi, değil mi? Bilal ağa. Sen anlarsın. Bir iç bakayım şunu. İçmem ağam. Canıma susamadım ben. E hani zehir yok diyordun? Ne oldu? Hem sen çeşnigar değil misin? Senin vazifen bu. İç şunu. Ya sen şehzade misin? Sultan mısın? Ne içiyorum ben senin çorbanı? Ya uzatma Bilal ağa, uzatma. İç de kurtulalım şunun çenesinden hadi. Ya aman be Şeker ağam be ya. Ellerine sağlık ağam. Çok güzel olmuş. İçim ısındı. İç. Bilal ağam. Bilal ağa. Allah'ım sen koru. Bilal ağa. Allah'ım sen beni koru. Dön. La ilahe illallah. Size değil mi? Gülün siz, gülün, gülün. Ben şimdi gidiyorum Hafife Hatun'un yanına. İkinizi de kovdurmazsam bana da kiraz demesinler. Koş, koş. Ne oluyor babalık? Kimsin sen? Sen sırayı bekle bey baba. Düş önüme. Baba. Düş önüme dedim sana. Thank you.
Ağam sen misin? Neredesin Hatun? Gecenin bu vakti nereden geliyorsun? Ben kızımı görmeye gittim o yüzden. Kızını mı yoksa İbrahim Paşa'yı mı? Evvela Paşa'yla konuşmam lazımdı. Bana kızımı vermesini istedim. Ben de seni akıllı bir hatun sanırdım. Koskoca paşa evladını sana teslim eder mi? Velev ki etti. O çocuğu ben bu eve niye alayım? Anlayacağın, kendi kazdığın kuyuya düştün. Ağam. Ne olursa olsun. Sen benim karımsın artık. Herkes öyle biliyor. Bundan sonra benim haberim olmadan bu evden çıkmayacaksın. Anladın mı? Hadi gir şimdi içeri. Akşam Nigar Hatun geldi. İcap ederse boşanırım. Rüstem Ağa'nın canına minnet. Zaten mecbur kaldı evliliğe. Orası hiç belli olmaz. Fakat bu onların meselesi beni alakadar etmez. Aklına bir şey takıldı paşam. Madem Hatice Sultanımız çocuğu saraya istedi, neden kabul etmediniz? İstediğiniz bu değil miydi? Ben hiçbir zaman öyle bir şey istemedim Nasuh Efendi. Hürrem Sultan kendisi gönderdi evladımı saraya. Eğer bana teslim etseydi en başta evladımı o konağa götürürdüm. Zira ben evladımın hür büyümesini istiyorum. Kimseye kulluk kölelik etmeden, ezilmeden, eğilmeden. Peki diğer evlatlarınız ne olacak paşam? Onlar nasıl büyüyecekler? Onlar... Elbette ikisi de kıymetli benim için. Ben yaşadığım sürece onlar için de atacaklar. Ama... Onlar zaten doğuştan hür Nasuh Efendi. Malum... Benim değil. Hanedanın kanını taşıyorlar. Ahmet oğlum. Hatun sen yukarı çık. Ahmet evladım. Sana yukarı çık dedim. Geç otur şöyle. Geç otur şöyle konuşalım biraz. Konuşacak bir şey yok. Konuşacak bir şey yok. Geceleri batakhanelerden, meyhanelerden topluyorum seni. Sonra konuşacak bir şey yok. Öyle mi? Karışma o vakit. Gelme. Oğlum, evladım. Sen bir müderrissin. Hem de en iyilerinden biri. Bak, zekana, kabiliyetine ben dahil hiç kimse laf edemez. Hiç kimse. Oğlum, hak için, dinimiz için, devletimiz için çalışıp uğraşmak varken geceleri safahat alemlerinde günah işlemekle meşgulsün. Bunu nasıl yapıyorsun ben anlamıyorum. Ben halimden memnunum baba. Bir şikayetim yok. İşte mesele de bu ya zaten. Bu rezilliği nasıl yakıştırıyorsun kendine evladım?
Bir duyan olsa, bir gören olsa, Allah muhafaza, nasıl izah ederiz? Ne deriz? Hadi beni düşünmüyorsun. Ailemizin şerefini, itibarını da mı düşünmezsin oğlum? Ben vazifelerimi yerine getiriyorum baba. Bu süsü hayatımla hiç kimseyi alakadar etmez. Sana karşı hep merhametli davrandım oğlum. Ama benim sabrımın da bir hududu vardır. Dövsen de sövsen de ben böyleyim baba. Senin gibi değilim. Sultanım, hiç gelmeyeceksiniz sandım. Geldim işte. Fakat fazla vaktim yok. Çıkmak üzereler. Son olaydan mütevellit. Size geçmiş olsun bile diyemedim. Kendimi mesul tutuyorum. Daha dikkatli olmam gerekirdi. Böyle düşünme. Eminim sen vazifeni yapmışsındır. Zaten abim de iyileşti. Tek tesellim bu zaten. Sultanım. Gelişinizle can bulan bu kalbim, bu ayrılığa nasıl dayanacak hiç bilmiyorum. Yalvarırım yol gösterin sultanım. Sizi tekrar görebilmek için bir yol. Taşlıcalı, o yol ateşten bir yol. Yürüyebilecek misin? Ben ateş olmuş kor gibi yanıyorum sultanım. Beni gözlerinizden başka hiçbir şey söndüremez. Benim artık buraya gelmem mümkün değil. Ama sen gelebilirsin. Öyle değil mi? Ağrısızın yok değil mi? Hayır. Hava çıkamadan gidiyoruz, ona yanıyorum. Bir dahaki sefere çıkarız kardeşim. Bir daha böyle bir rezalet istemiyorum Lala. Senin vazifen şehzademin yaptığı her şeye göz yummak değil. Bilakis ona doğru yolu göstermekle mükellefsin. Bağışlayın hünkârım. Ben... Sen burada benim irademi temsil ediyorsun. Gözüm kulağım olacaksın. Mustafa'nın yaptığı her şeyden haberim olacak. Abbas Ağa'yı bir an evvel bulun, cezasını verin. İlaveten Mustafa ile konuş, bu hatun meselesi çözülecek. Zinhar nikah kabul etmem, bilesin. Destur! Mihrimah nerede? Bizden evvel çıktığı söylendi, gelmedi mi? Sana yazacağım. Kalbimden, aklımdan geçen her şeyi anlatacağım. Sen de bana yaz, olur mu? Elbette sultanım. Lakin kolum kanadım kırık olacak. O halde nasıl yazarım bilmiyorum. Sultanım, bağışlayın. Lakin geri dönmemiz lazım. Bizi beklerler. Tamam Zümrüt Ağa, hemen geliyorum. Taşlıcalı, sağlıcakla kal. Sultanım, size vermek istediğim bir şey var. Küçük bir hediye. Eğer kabul ederseniz, ihya edersiniz bu kulunuzu. Bu çok güzel. Tek sevdiğimin rızası olsun. Bin can ile ten fedası olsun. Mahbubuna aşık incinir mi? Farza nice bin cefası olsun. Dilberler anı ne ola severse, sultanlar anun gedası olsun. Gül benzeyemez ana gerekse, altınla yeşil kabası olsun. Yahya'ya dinüz ki halet ile her bir sözünün ferası olsun. Sultanım.
Hünkârım, bağışlayın. Beklettim sizi. İyi misin? İyiyim. Bir eşyamı unutmuşum. Onu almaya gitmiştim. Sultanım, ben burayı çok sevdim. Bizi de çok güzel ağırladınız. Teşekkür ederim. Bizim için şerefti. Abiciğim. Hürrem, bir daha ne vakit karşılaşırız bilmem ama inan bana karşılaşacağız. Bir gün mutlaka İstanbul'a döneceğim. Mustafa'm da yanımda olacak. O gün seni yine böyle uğurluyor olacağız. Bu kez gözyaşları içinde ayrılacaksın. Vay devrem. Şehzade Mustafa'nın en büyük talihsizliği ne biliyor musun? Senin gibi bir valideye sahip olmasın. Bilmem. Hünkârım, arzu ettiğiniz üzere Fransa elçisiyle müzakereye devam ediyorum. Müsait bir vakitte huzurunuza çıkmak için bekliyorlar. Hala beklesin biraz daha. Hünkârım, bu arada şehzademiz Mehmet avda yaralanmış. Duydum, bir hayli üzüldüm. Allah korumuş. Avda olmadı. Biz öyle bilinsin istedik. Biri Şehzade Mustafa'yı öldürmek isterken Mehmet'i yaraladı. Kim cüret edebilir buna? Destur! Aseki Hürrem Sultan Hazretleri! Kiraz'a! Cariyeler için getirdiğim hediyeleri dağıt. Emredersiniz sultanım. Sultanım, afiyettesinizdir inşallah. Afife Hatun, iyiyim. Burada olmak gibisi yok. Öyledir tabii. Şehzadelerimiz dairenizde sizi bekliyorlar. Hayli hasret kaldılar. Ben de öyle. Burnumda tüttüler. Afife Hatun, haremde her şey yolunda mı? Yolunda çok şükür. Bir sıkıntımız yok. Siz istirahat edin. Ben daha sonra malumat veririm. Sağ ol Afife Hatun, sağ ol. Evladımı kaybediyordum. Üstelik böyle bir sebepten. Ben meseleyle derhal alakadar oluyorum hünkârım. Siz içinizi rahat tutun. Senin özel meselelerin vardır İbrahim. Onlarla alakadar ol. Hünkârım, benim sizin ve ailenizin saadetinden gayrı bir meselem yoktur. Başka bir şey yoksa çekilebilirsin. Bir husus daha. Firuze Hatun attan düşmüş hünkârım. Ne vaziyetteymiş? Mühim bir şey yok. Bileğini incitmiş, vaziyeti iyi. Nasıl olmuş bu? Rüstem Ağa bir at seçmiş ki bu sizin hediyeniz olan atmış. Ne hediyesi? Rüstem Ağa öyle söylemiş. Firuze Hatun'a hediye edilmesi için siz emir vermişsiniz. Hayli vakit oldu, unutmuşum. Zümbüla nerede? Şehzade Mehmet'le alakadar olacaktı sultanım. İşi biter bitmez yanıma gelsin. Belli ki Firuze hala buralarda. Müzik.
Hoş geldiniz sultanım. Süleyman. Nihayet döndün. Bu ayrılık öyle uzun sürdü ki. Yıllar geçti sanki. İyi misin? Attan düşmüşsün. Mühim bir şey yok. Nasıl oldu? Bilmiyorum. Bir anda kendimi yerde buldum. Neyse ki Rüstem ağa vaktinde bulmuş beni. Sen geldin ya. Bütün acılarım geçti. Ağrılarım uçup gitti. Sultanım. Vallahi ben de anlamadım. Hatun attan düştü. Rüstem ağa herkesten önce bulup kıracaktı boynunu. Fakat dediklerine göre kucağında geri dönmüş. Nasıl olur bu? Konuşmadın mı? Sual ettim. Fakat ben sultanımıza izah ederim dedi. Hatun'da bir şey yok. Bir hafta zarfında kalktı ayağı mel'une. Ne oldu acaba? Sultanım. Rüstem Ağa'nın hali epeydir tuhaf. Başka bir yol denesek. Sultanımız dönünce kızacak dedim ama ben konuştum, ben dinledim. Bekle dedi. Sümbül, bir iş var bunda. Rüstem Ağa'ya haber yolla, yarın has bahçede olsun. Emriniz başım üstüne sultanım. Sultanım, ben şehzademize bakayım. Evet. Sümbül gözün üstünde olsun. Neredeyse katile aslanımı öldüreceklerdi. Katiller mi? Ben avda yaralandığını biliyorum. Herkes gene öyle bilsin. Bir tüccar Mustafa'yı öldürmek istemiş. Adamın nişanlısını kaçırıp hareme almış. Olan Mehmet'ime oldu. Eyvah eyvah. Ama kulak asma. Bence Maydara'nın işi bu. O yaptı. Ne hikmetse adam ölü bulundu. Emir verende kayıp. O iki gün ne yaşadığımı bir Allah bilir. Ömrümden ömür gitti. Sultanım, çok çok geçmiş olsun. Allah'ım şehzademizi bağışlamış sizi. Sultanım. Abbas Ağa'yı her yerde arıyorlar valide. Lakin bulmak imkansız. Belli ki şehri terk etmiş. Bırak şimdi oğlum. Epey vakit geçti. Babam bugün değilse yarın malumat ister. Gönder artık şu hatun. Neyi bekliyorsun? Bu hadisede onun bir günahı yok. Babanın tavrı malumun. Lala'yla da konuşmuş. Derhal çözülecek bu mesele. Bir hatun yüzünden istikbalini tehlikeye atmana müsaade etmem. Ayrıca merak etme. El boş yollamayız hatunu. O da ailesi de refah içinde yaşar. Benim yerimde babam olsa ne yapardı validem? Hürrem Sultan için yaptıklarını düşününce bunun cevabı belli, öyle değil mi? Baban şehzade değil. Aldığı kararları hiç kimse tartışamaz. Ayrıca şehzade olduğu zamanları da en iyi ben biliyorum. Ne olursa olsun asla rahmetli Sultan Selim'le ayrı düşmedi. Onunla arasını açacak hatalardan hep uzak durdu. Senin de yapman gereken bu. Bana biraz vakit verin validem. Emin olun en doğru karar vereceğim.
Mustafa. Ne oldu? Neden çağırmış validemiz? Sana taşlığa dönmeni söylemiştim. Merak ettim o yüzden. Hem bu gece burada seninle kalmak istiyorum. Helena. Nikah meselesi değil mi? Saklamana lüzum yok. Hakkımda konuşulanları az çok biliyorum. Beni göndermeni istiyorlar. Gel. Şehzade Hazretleri, arzunuz üzere Şehzade Süleyman getirildi. Alın içeri. Sen getirdin. Daha çok küçük, kimseye teslim edemem. Ayrıca sizi çok özledim. Ne yaptım ben size? Niye istemiyorsunuz beni? O hatun yüzünden mi? Sana izahat mı vereceğim? Haşa. Fatma. Sanma ki yaptıklarından haberim yok. Gebesin diye ses çıkarmadım. Bundan böyle edebinle otur, evladınla ilgilen. En ufak hatanda yakarım canını. Hünkârım, Hatice Sultan geldiler. Gelsin. Hünkârım. Hatice. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Hem sizi hem yeğenlerimi görmek istedim. İyi yaptın. Ben de seni çağırtacaktım. Öyle mi? Bir şey mi oldu? Seni merak ettim. Bir de bu çocuk mevzunu konuşmak istedim seninle, İbrahim'in çocuğu. Öğrendiniz demek. Böyle şeyler gizli kalmaz. Bilirsin. Hürrem söyledi değil mi? Bu fırsatı kaçırmaz tabii. Zaten başımıza ne geldiyse olmaz. İbrahim'le olan derdini İbrahim'le çöz. Hürrem'le değil. Üstelik kimin haddine düşmüş Hürrem hakkında böyle konuşmak? Madem çocuğu sakladın, o vakit neticelerine katlanman icap eder. İbrahim gerekeni yapmış. Evladına sırtını dönecek değil. Dönsün demiyorum zaten. Ben sadece Nigar'ın uzaklaşmasını istiyorum hünkârım. Hatun evlendi. Bunu da sen istemiştin, öyle değil mi? Rüstem'e Ateke sancağına tayin edilmişti. Nigar da onunla gider dedim. Ama gitmedi. Müsaade edin gitsin. Sultanım. Ben niye hayal kırıklığına uğradın Rüstem'e? Döndüğümde Firuze'yi burada görmek istemediğimi söylemiştim. Senin eline imkan geçiyor ama sen hatunu kurtarıp saraya getiriyorsun. Sizi itham etmelerini istemedim sultanım. Ben sana umurumda değil demedim mi? Onu göndermenin zahmetsiz bir yolu varken neden bu tehlikeyi göze alalım? Ne diyorsun sen?
Nedir bu? Acem diyarında Safevi hanedanının alametidir sultanım. Rüstem Ağa. Firuze ile ne alakası var? Olduğunu söylemişsin. İçeri alınmak için öyle söyledim. Merak ettim sizi. Ne hoş. Manisa güzelliğinize güzellik katmış. Onun hediyesi. Belli oluyor sultanım. Kabul edip boynunuza taktığınıza göre bu aşka karşılık vermişsiniz. Neler olduğunu anlatmak ister misiniz? Hayır tabii ki. Çekilebilirsin. Fransa elçisi Jean de La Fore. Kralımız François, Yüce Sultan Süleyman Han'ı selamlar, dostluklarının daimi olmasını diler. Şu cihanda devlet-i âliye ile dost olanlar emniyet içerisindedirler. Düşmanlarımızsa gazabımızdan kaçacak delik ararlar. Fransa kralı doğru tercih yapmış. Dostlarımızın düşmanları bizim de düşmanımızdır. Sultanım, kralımız Şarken belasını bir ittifak ile ortadan kaldırmayı teklif ediyor. Bu ittifakla mutabıkız. Lakin Fransa kralının bizi yarı yolda bırakmayacağı ne malum? Grand Seigneur, Fransa Avrupa'nın en büyük devletidir ve büyüklüğüne göre hareket eder. Kralımızın sözü sözdür. Madem öyle, İspanya ile niye kendi başına baş edemiyor? Unutmayın ki Şarlke'nin elinden Fransa kralını biz kurtardık. Aksi halde ne Fransa kalırdı ne de krallık. Osmanlı'nın yardım ve desteklerini unutmadık Yüce Padişah. Ancak Şarlken Tunus'u elinizden aldı. Bundan cesaretle İstanbul'u bile geri alma hayallerine daldığı söyleniyor. Bu ne cüret? Fransa vilayetinin kapı kahyası olarak senin haddine mi böyle konuşmak? Bağışlayın Yüce Padişah. Niyetim bu değildi. Şarken hükümdar olsaydı 4 sene evvel çıkardı karşıma. Bu saldırının bedelini misliyle ödeyecek. Karınca olup yer deliğine girse, kuş olup gökte uçsa dahi onu bırakmayıp Allah'ın izniyle dünya toprağını onun pis varlığından temizleriz. İbrahim Paşa beni emretmişler. Paşa Hazretleri hünkârımızla birlikte elçi kabulündeler. Bekleyin. Olur. Bekleyin. Bir kusur ettimse af ola sultanım. Maruzatım odur ki birlikte İtalya'ya bir sefer düzenlersek bu her iki devletin lehine olacaktır. Hem Şarken hem de Venedik cezasını çekecektir. Düşüncelerinizden İbrahim Paşa bana bahsetti. Gidin kralınıza deyin ki gelecek yıl Fransızlar Şarlken'e Lombardiya'da saldırırken biz de Napoli Krallığı topraklarına gireceğiz. Böylelikle İtalya'da Şarlken'in birlikleri ve müttefikleri iki ateş arasında kalacaklar. Bu arada benim Kapıdano Derya'm Hızır Hayreddin Paşa da donanmasıyla İtalya kıyılarını vurduktan sonra Fransa donanmasıyla birleşip onlarla birlikte hareket edecektir. Bütün Fransa size minnettardır.
ve bu dostluğunuzu asırlar geçse de unutmayacaktır. Kralınız şu anda nerede? Ülkemizin kuzeyinde İspanyollarla mücadele ediyor. İttifakın imzalandığını duyar duymaz kuvvetlerini toplayıp güneyde İtalya'da sizi bekleyecek. Biz de orada olacağız. Yüce Padişah, bir de Fransa'ya verilecek imtiyazlar vardı. Bu anlaşmayla siyasi ittifakımızı gizleyeceğiz. Yoksa Hristiyan dünyasında zor durumda kalırız. Bu meselelerle devlet adamları mı ilgilenecek? İbrahim Paşa ile görüşmelerinize devam edersiniz. Kapıdan Paşa, gel benimle. Emredersin. Hüsema. Hani benim masamın üzerinde bir tayin emri vardı. Hatırladın mı senin tayin emri? Hatırımda paşam. Nihayet o emri yerine getirme vaktin geldi. Hünkârımıza tasdik ettiler. Bundan böyle teke sancak beysin. Hizmetlerine orada devam edeceksin. Hayırlı olsun. Şeref duyarım paşam. Bir an evvel toparlan. Bir ay içinde yola revan olacaksın. Emredersiniz paşam. Yolun sonuna geldin Firuze. Bu odaya, hareme veda etme vaktin geldi. Öyle mi? Bu sefer ne yapacaksınız bana? Nereye göndereceksiniz? Sizin oralarda, Acem diyarında bir laf vardır. Belki bilirsin. Ben ölüyü yıkadım. Cennete mi? Cehenneme mi gideceğine karışma. Ağalar! Atın bunu zindana! Ne yapıyorsunuz? Buna hakkınız yok! Bırakın beni, bırakın. Ne yapıyorsunuz? Bırakın hemen. Hürrem Sultanımızın emri var. Ya nasıl olur? Hünkârımızın gözde... Hafife Hatun. Hafife Hatun yetiş. Ne oldu? Firuze Hatun. Gitti kızcağız gitti. Öldü. Öldürüyorlar. Ne söylüyorsun be adam sen? Doğru dürüst anlat şunu. Hürrem Sultan emir vermiş. Ağalar derdest edip katmışlar önlerine. Kesin öldürecekler kızcağızı. Allah'ım sen bana sabır ver. Firuze Hatun'u cebren alıkoyduğunu söylendi. Evet, onu zindana kapattı.
Maalesef harem-i nizamı için bazen böyle kararlar vermem icap ediyor. Bir kusur mu oldu size karşı? Neden verdiniz bu cezayı? Afife Hatun, ben böyle münasip gördüm. Bir sakıncası mı var? Elbette var sultanım. Kendisi hünkârımızın gözdesi. Zinhar böyle bir hakarete maruz kalmasına müsaade etmem. Derhal çıkarılmasını emredeceğim. Afife Hatun, bu hadise senin boyunu aşar. Firuze o zindandan çıkmayacak. Her kim emrime karşı gelirse Firuze ile birlikte onun kellesi de gider. Bu vaziyette meseleyi hünkârımıza taşımaya mecburum sultanım. Durduğun kaba. Hünkârımıza geldiğimi haber verin. Hünkârımız yoklar Afife Hatun. Arz odasına gidin. Bir an evvel konuşmam lazım kendileriyle. Sarayda değiller. Hızır Hayrettin Paşa ile tersaneye gittiler. Hünkârım. İbrahim Paşa'ya da arz ettim. Fransız kafirine benim itimadım zayıf. Hristiyan dünyasından korkup bizi yarı yolda bırakabilirler. Öyle bir şeye cüret ederlerse Fransa'yı başlarına yıkarım. Benim asıl kaygım deryalar. Burada iş sana düşüyor Hayrettin Paşa. Şarkı'nın emriyle Andrea Doria'ya gereken dersi verip Tunus'un intikamını alman icap eder. Allah'ın izniyle fermanınız olmadan Akdeniz'de bir ağaç parçası daha yüzemeyecek. Âlâ. Dilediğin kadar hazine ve Levent emrine ayrılmıştır. Küffarın gemileri gibi üç direkli kalyonlar da inşa ettir. Rüzgarlı havada kalyonlar yüzen kale gibidir. Ancak rüzgar olmadığı zaman kalyonlar hiçbir işe yaramaz hünkârım. Kadırgalarda kürekle kullanıldığı için Akdeniz'de daha münasip. Derya senin ilmin. Kadırga diyorsan kadırga. Hazırlıklar başladı bile hünkârım. Hızır Reis... Derler ki derya kıyısında doğan çocuklar bir timsah misali suyun içinde büyürlermiş. Sabah akşam teknelerin sesleriyle uyurlarmış. Ben senin ve kardeşlerinin yaşadıklarını hayli merak ederim. Başınızdan geçenleri bir ara kaleme aldır da okuyayım. Bu fakire haddi olmayan iltifatlar ediyorsunuz hünkârım. Ağam Şehit Oruç Reis, kardeşlerim İshak, İlyas... ...ve bu fakirin gazalarını muradiye kaleme aldırıp... ...yüce katınıza takdim ederim. Hünkârımızla görüştüm. Malumatım var. Çocuk meselesini öğrenmiş, onunla alakalı konuştum. Vaziyetimi anlattım sadece, sonra da gittim. Her ne söylediysen epey tesirli olmuş. Ki... ...sonrasında hünkârımız yanıma geldiler ve... Rüstem'i Teke Sancak Bey olarak tayin etmemi buyurdular. Gidecekler mi? Ben kararı tebliğ ettim. Bir ay içinde Nigar'la yola revan olacak. Hoş geldin ağa. Buyur, sofra hazır. Yemeyeceğim ben hatun. Senin neyin var? Canın bir şeye sıkılmış belli. Benimle mi alakalı yoksa? Terfi ettiler beni. Artık Sancak Bey'im. Vali oldum. Bir vakitler buna bu kadar üzüleceğim aklımın ucundan bile geçmezdi. Sancak Bey mi?
İbrahim Paşa dediğini yaptı. Hünkârımız da tasdik etmişler. Anlayacağına artık dönüşü yok. Teke sancağına tayin edildim. Gidiyoruz. Hayrola Hatun? İbrahim Paşa'dan ayrılacaksın diye mi telaşlandın? Ben sadece evladımı düşünüyorum. Henüz bulmuşken bir daha kaybedemem. Teke çok uzak ağam. Ne yaparız biz orada? Hünkârımızla konuşurum ben. Şehzade Mustafa'nın yerine Manisa'ya beni tayin eder. Uzakmış. Diana mıydı senin adın? Diana Sultanım. Madem artık benim yanımdasın, şu kılığına kıyafetine çeki düzen ver. Çeki şunu. Sultanım. Ne oluyor Fidan? Beni rahatsız etmeyin demedim mi size? Sultanım, bilmeniz icap eden bir husus var. Korktuğumuz başımıza geldi. Bekleyin burada. Sultanım. Çık dışarı. Nedir bu öfkeniz validem? Fidan Hatun'a nikah için talimat vermiş. Doğru mu bu? Onca hadiseden sonra o hatuna nikah mı kıyacaksın? Doğrudur validem. Helena benim karım olacak. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Hünkârım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Hatife Hatun. Nasılsın? Afiyettesindir inşallah. Sağlığınıza duacıyım hünkârım. Bilmeniz icap eden bir husus var. Hayrola Afife Hatun. Nedir bu husus? Hünkârım, seni aşan bir mesele olursa benim yanıma gel demiştiniz. Hürrem Sultan, Gözdeniz Firuze Hatun'un zindana kapatılmasını buyurmuşlar.
Ne yaptımsa engel olamadım. Hala zindanda. Nasıl olur bu? Sebep neymiş? Ben de sual ettim kendilerine. Ben böyle münasip gördüm dediler. Ne yapmaya çalışıyorsun Hürrem? Firuze'yi zindana kapatmak da ne demek oluyor? Ben yanlış bir şey yapmadım Süleyman. O hatunun kabahati büyük. Neymiş büyük kabahati? Firuze, neden burada olduğunu söyle. Herkesten sakladığın o büyük sırrı anlat. Nedir bu sır Firuze? Hünkâr. Dövmenin sırrını bilmiyorsun, öyle değil mi? Aksi halde çoktan kellesini almalarını emrederdim. Bir dövmenin nasıl bir sırrı olabilir ki? Gözdeniz sandığınız hatun meğer Safevi hanedanına mensupmuş. Bu dövme de bunun ispattır. Hanedanın kullandığı eski alametlerden biriymiş bu. Firuze.